Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Zonguldak'tan seslenmekteyiz. Zonguldak Gökçebey'de bulunan ve her zaman olduğu gibi sektörlerinden en iyilerinden biri olan Keskin Pastanesi'nin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Erol Bey bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Efendim merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Gökçebey'imize ve pastanenize. Çok sağ olun. Erol Bey, değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Erol Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde yer almaktasınız efendim? Efendim adım Erol Keskin, iki çocuk babasıyım ve bu sektörün içerisinde çok küçük yaşlardan beri, çocukluğumdan beri sektörün içerisinde hizmet içerisinde veriyorsunuz çünkü evet. Baba mesleğiniz. Evet, baba mesleğim. Burada büyüdük diyebilirim, pastanede büyüdük. Ve doğum yeriniz olarak da zannediyorum Zonguldak, Gökçebey'de evet. Doğdunuz. Evet, şimdi Erol Bey, biraz içinde bulunduğumuz şu güzel mekandan söz etmek istiyorum özellikle. Keskin Pastanesi'nin kuruluşu nedir ve verdiğimiz hizmetler nelerdir efendim? Babam ilk 1978 yılında pastanemizi kurmuş. Daha küçük bir işletme olarak farklı bir noktadaydık. 2008'den beri bu yeni pastanemizdeyiz. Verdiğimiz hizmetlerde de bütün özel günlerden tutun da normal günlük ihtiyaçlarımız olarak verecek bütün ürünler, pastanelik ürünleri mevcuttur. Şimdi ben zaten oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunuzu gördüm. Biraz da ürünlerinizden söz etmek istiyorum. Özellikle bu ürünleri nerelerden temin edersiniz? Bunları alırken nelere dikkat edersiniz? Ve bulunan ürün yelpazesi hakkında biraz bilgi alalım lütfen. Efendim, öncelikle yöresel ürünleri almayı tercih ederiz. Onun dışında çevremizdeki bulduğumuz kaliteli ve marka olarak da sektörün en iyilerini tercih etmeye dikkat ediyoruz. Ürünler taze, doğal ve marka ürünler olarak alıyorsunuz. Evet efendim. Şimdi efendim biraz ürün yelpazenizden söz eder misiniz? Yaş pasta, kuru pasta gibi çeşitlerimiz mevcut. Evet. Özellikle bunlardan size gelen değerli müşteriler en fazla hangilerine rağbet gösterirler ve tercih edilen özellikle hangileridir? Söylediğiniz gibi baklavadan böreğe, kuru pastaya, yaş pastaya, tatlıya bir sürü çeşitlerimiz var. Efendim ürünlerimizden biraz söz eder misiniz? Tabii ki. Özellikle böreğimiz yurt dışından da çok talep olmakta. Buradan böreğimizi yurt dışına kadar göndermekteyiz. Diğer pastacılık ürünleri de dediğimiz gibi hepsini yapmaktayız. Aslında bütün ürünleriniz müşteriler tarafından beğenilen, sevilen, takdir edilen ürünler. Şimdi biraz müşterilerden söz edelim lütfen. Müşterilerimiz genelde sizin nerelerden tercih ederler efendim? Dediğimiz gibi hem dışarıdan Gökçebey'imize gelen insanlar, Gökçebey'de yaşayan insanlar, onun dışında buradan yurt dışında yaşayan insanlar da özellikle yaz dönemlerinde Gökçebey'e gelirler ve hepsine hizmet vermekteyiz. Şimdi efendim ben bulunduğunuz mekandan söz ederken toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti verdiğinizi öğrenmek istiyorum. Toplamda imalathanemizde dahil olmak üzere 300 metrekarelik bir alanda müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bir çırpıda kaç kişi ağırlayabiliyoruz Erol Bey? 40 kişi civarında bir 40 çırpıda. 40 kişiyi aynı anda ağırlamak. Tabii ki bunun için de uzman bir kadro gerekli. 40 kişiyi aynı anda aynı kalitede hizmet vermek için siz de kabul edersiniz ki uzman bir kadro gerekli. Evet efendim. Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı kaç kişi efendim? 10 kişilik bir ekibiz bizlerle. Sizinle beraber çalışan 10 kişilik gerçekten evet, tecrübeli, işini bilen arkadaşlarımızdan da oluşan bir kadromuz var. Evet efendim. Efendim biraz evvel de söylediğiniz gibi dışarıdan belki bölgenin tamamı, Zonguldak'ın tamamı, çevre il ve ilçelerden size tercih eden gelen müşteriler de olmakta. Ancak buradan dışarıda servislerimizin olduğunu biliyorum. Gerek yurt dışına börek gönderebiliyorsunuz ama herhalde içinde bulunduğumuz alanın en ucura noktasına kadar da servisleriniz mevcut. Bundan da isterseniz izleyeceğimizi bilgi verelim. Şimdi ben sizlerle bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla bu sektörün içerisinde en iyilerden biri olmayı başardığınızı biliyoruz. Herkes tarafından bilinen bir işletme ve işletmecisiniz. Biraz ileriye yönelik plan ve projenizden de bahsetmek istiyorum efendim. Tabii ki. İleriye yönelik de mevcut hizmet kalitemizi aynı şekilde koruyup ileride daha fazla insanlara hitap edebilmek adına çevre illerde, ilçelerde şubeleşmeyi de düşünüyoruz. Kurumsallaşarak büyüme. Biraz kurumsallaşarak evet büyüme planlarımız da var. Tabii ki hijyen hususuna çok dikkat edip kaliteli hizmetimizden de ödün vermeden tabii ki ileride büyüme planlarımız şimdi var. Şimdi sizi siz yapan özelliklere de biraz değinmek istiyorum. Aslında biliyorsunuz bu sektörün içerisinde sizin gibi hizmet veren birçok firmalar bulunmakta. Ancak değerli müşterilerin sizi tercih sebebi sizce nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli sebep nedir efendim? Efendim hizmetteki kalite, güler yüz, samimiyet ve onun yanında tabii ki hijyenik ortam, kaliteli hizmet. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bir de uzun yıllara dayanan bir tecrübe sonrası tabii, damak tadı, lezzet tadı eklendiğinde tabii ki babamızdan beri tabii ki hala devam eden bir işletme. Onun da tabii ki. Efendim bugüne kadar sizleri tercih eden değerli müşterilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Hepsine çok çok teşekkürler ediyoruz. Çok sağ olsunlar düşünmüşleriniz. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz son hızıyla devam edecek. Zonguldak Gökçebey'den, Keskin Pastanesi'nden size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.